Merhaba arkadaşlar, bugün Huawei'nin P20 Lite adlı modelini inceleyeceğiz. Ürün beyaz böyle bir kutuyla gelmekte, üzerinde modeli yazmış ve bu kısımda da ithalatçı firmanın ve garantinin hangi firması tarafından sağlandığı gözüküyor. Yan taraflarında ve üstünde pek bir ibare veya ürün resmine yer verilmemiş. Alt kısmında da e-mail bilgileri olduğu için göstermiyorum. Kutusunu açtığımız zaman, ki ben de şu anda ilk defa açıyorum. Direkt bu şekilde cihaz çıkmakta. Yine mavi rengi cihazın. Geçenlerde incelediğim Vestel Z20 ile aynı renklerde. Burada sim düttürgeci. Nereden öğrendiysem, site kanaldan öğrendim ama komiğime gitti. İçerisinden böyle beyaz bir şarj adaptörü. Type-C kablosu ve böyle bir kulaklık çıkmakta. Açıkçası kulaklığını şu anda daha poşetin içindeyken tip olarak beğenmedim ama illa bir işe yarar. Görüşmelerde vesairede bir çözüm üretir. Başka bir şey var mı kutu içerisinde? Başka bir şey yok. Telefonun bence en güzel rengi bu. Çok hoş bir mavi ve hoş bir metalik görüntü sunuyor. Siyah ve bir de gold rengi bildiğim kadarıyla var. Yani cihazı çok kısa bir sürede incelemem gerekiyor. O nedenden dolayı da çok fazla detaya girme imkanım maalesef bulunmuyor. Hep böyle sağdan soldan ürünleri alan arkadaşlar bana ürün tedariği sağlamak açısından böyle gönderiyorlar. Bu arada Mert arkadaşıma da buradan teşekkür ediyorum. Daha adam telefon alıp hevesini almadan direkt bana verdi ve kutusunu açtım. Telefondan kısaca bahsetmek gerekirse fiziksel özelliklerinden bir kere en büyük özelliği Huawei firmasının neden böyle bir şey yaptığını halen anlamamışsam böyle bir çentikle geliyor. Burada ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde hoparlör, kulaklık ya da bir de sensörler yer almakta. 19'a 9 gibi bir çözünürlükte geliyor ayrıca cihaz. Genelde 18'e 9 olan cihaz 19'a 9 olmuş. Bence kötü değil. Biraz daha uzamış ama 5.84 inç bir ekranla geldiği için güzel olmuş. Ben açıkçası telefonu obje olarak çok beğendim. Hani tasarımı da çok iyi. Full HD Plus denilen 1080'e 2280 çözünürlükte gelmekte. 80'e 49 ekran ve gövde oranına sahip. 432 ppi bir IPS LCD panel var üzerinde. Çok hoş bir ekran bence. Canlı da. Gerçekten hoşuma gitti. Detaylarına girersek 3000 mAh bir pille gelmekte. Bu da cihaz için yeterli. Ağırlığı da oldukça uygun. Arka kısmına geçtiğimiz zaman burada bir adet parmak izi okuyucu, 16 megapiksellik yine bir kamera ve 2 megapiksellik derinlik algılayıcı bir kamera yer alıyor. Alt kısmında Huawei yazısına yer verilmiş. Burada da dual lens olarak bir ibare yer almakta. Alt kısmında da telefonun bağlantı kurduğu Type-C arayüzü, 3.5 milimetrelik kulaklık girişi, hoparlör ve mikrofon yer almakta. Yan tarafında da ses açma kapama tuşu ve kilit tuşu bulunuyor. Bu arada kameranın biraz çıkıntılı olduğunu da söylemem gerekiyor. Masanın üzerine koyduğunuz zaman biraz dengesiz durduğunu söyleyebilirim ama tabii bu kadar parlak bir telefonu mutlaka kılıfla kullanacaksınızdır. Çünkü sürekli parmak izi oluyor. Arka kısmının cam olmasından kaynaklı ve hani çabuk çizilebilecek bir yapıda sahip gibi gözükmekte. Metal ve camı çok güzel yedirmişler ama yani telefon direkt olarak iPhone X'in ya da 10'un oldukça benzeri bir durumda. Telefonla ilgili birçok inceleme var ve o yüzden çok fazla detaya girmeden kısaca devam edeceğim. Radyo var cihazda. Android 8 de gelmekte Oreo ile beraber. Parmak izi okuyucusuna ekstra özellikler katabiliyorsunuz uygulama içerisinden. Ekran kaydırma, işte deklanşör özelliği gibi. Bunun haricinde bahsedebileceğim çentikli tasarım, ince tasarım, çift kamera. Bunlar zaten günümüzün olmazsa olmazları. EMUI ya da nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama 8.0 arayüzüyle gelmekte bayağı bir
iOS'a benzemekte. Herhangi bir uygulama çerçevesi yer almıyor bu cihazda. Çift Bluetooth desteği var. Bu da hem kulaklık hem işte başka bir aygıta bağlanma imkanı sağlıyor kullanım esnasında. Bu telefonun yine en yakın rakibi Mate 10 denilen Mate 10 Lite denilen model. Yine kendi markası içerisinde. Sadece aralarında tasarım farkı var. Geri kalan bütün özellikleri aynı. Hani çentikli mi olsun, normal bir tasarım mı olsun tercihiniz tamamen burada tasarıma yönelik bir tercih yapmanız gerekiyor. Yoksa cihazlar arasında herhangi bir fark yok. İşte Type-C girişi olduğunu söyledim. NFC mevcut. 148'e 71 ve 7.4 mm kalınlığında bir cihaz. Çok kalın değil, gayet ince. 145 gram. Ağırlığı da gayet iyi. 1080p 30 fps video çekebiliyor. 4K video yok maalesef. Yüz tanıma yer alıyor. Gayet de iyi çalışıyor. Kamerası da iyi ama hani öyle gidip de amiral gemisi cihazlarla kıyaslamanın pek mantığı yok. Hani sonuç olarak fiyat bandı çok ortada. Üzerinde Kirin 659 chipsetle, işlemciyle gelmekte. Bu Huawei'nin ya da Huawei'nin ne diye hitap etmem gerekiyor arkadaşa bilemiyorum ama kendi geliştirmiş olduğu bir işlemci. Snapdragon'da 600 serisi gibi bir seriye denk gelmekte. Yani giriş seviyesi bir işlemci var. 4 GB RAM'i mevcut. 64 GB dahil hafızası var. Bunun haricinde 256 GB'a kadar SD kart desteği mevcut. Klasik performans testlerini yaptığımızda AnTuTu'dan 87.746 puan aldı. Bunun 40.902'si CPU'dan, 13.160'ı da GPU'dan gelmekte. Arayüzden 23.982, Memory'den de 9.702 puan almış. Geekbench skoru da Single Core skoru da 926, Multi Core skoru da 3.614 aldı. GFX OpenGL testlerinden de aldığı puanlar bu şekilde. Karşılaştırdığımızda da oldukça düşük olduğunu görüyoruz. PC Mark'tan da 4.698 olarak bir performans skoru aldı. Oyun performansı açısından da herhangi bir sıkıntı görmedim. Denediğim oyunlarda herhangi bir takılma veya işte donma gibi bir sorun yok. Tabii bir miktar ısınma oluyor. Bu da normal kullanımdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İşlemcisinin clean olmasından kaynaklı olarak bazen bazı oyunlarda en azından uyumsuzluk ya da bazı uygulamalarda uyumsuzluk çıkartabileceğini tahmin ediyorum. Daha önceden duymuş olduğum bilgilerdi bunlar. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı, takılma yaşamadım. Gayet de akıcı çalışıyor. Arayüz oldukça başarılı. Genel olarak olumlu fikirlerim var bu konuyla ilgili. Toparlayacak olursak cihazın özellikleri güncel ve fiyatına uygun olarak mevcut olduğu ve zamanın beklentilerini karşılıyor. İşte çift kamera olması, yüz tanıma özelliğinin olması, gayet iyi de çalışıyor olması, parmak izi okuyucusu. Onun haricinde bahsedebileceğimiz işte tasarım olarak gayet başarılı. Ben çok beğendim açıkçası. Obje olarak tekrar bunu belirtiyorum. Hani 2150 liraya Huawei Türkiye'ye garantili olarak hepsi burada'dan satın aldı arkadaşım. Bu fiyat aralığında alınabilecek cihazlar arasında ideal bir seçenek gibi gözüküyor. Hani başlangıçta tasarım olarak tercih edecekseniz eğer bu arkadaşı tercih etmeniz bence çok yanlış bir tercih olmayacaktır. Bu modelinde ekranın şu çentiği gizleme özelliği maalesef mevcut değil. Çünkü IPS panelle geldiği için o P20 Pro'daki gibi P20'deki gibi o kısmı gizleme imkanınız yok. Çünkü IPS panelde orasını söndüremeyeceği için AMOLED'deki gibi bunu yapma imkanı pek yok. Yıllardan beri olan bir marka. Hani marka açısından çok fazla olumsuz bir şey söyleme imkanım yok. Zaten yılların üreticisi ve teknoloji devi. Oldukça Apple'a benziyor. Zaten iPhone X taklidi olduğunda daha önce söyledim. Hani cihaz hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.